Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ben tabi hulasa okuyorum. İsterseniz şeyin de okuruz kaynağını. Ama kaynakların üstünde çok durmayalım abi ya. O zaman durmayalım. Ben hulasa yapmışım. Ama yani hepsi bakarız ihtiyaç olmaz. Sayfa var zaten elimizde isteyen bakarız. Tabi tabi yani o baktığınız sağ taraftaki mesela sözler 498 15. defterin 312. sayfasında. Yani, şeyler orada, toplamata orada. Ha orada. Çünkü yetmedi ki. Yani kaç yüz sayfa gitti. Yani korkunç bir şey. Ama arada cismaniyet yaparken Adem çıktı, vücut çıktı, sure çıktı, basar çıktı, basire çıktı, karanlık çıktı, zulmet çıktı. Neler başımıza gelmiş. Güzel olmuş. Yatamıyorsun işte, gece gündüzün bu ya. Kafaya şey yapıyorsun. Peki. Kusurlu, noksaniyetli, mutegayir, kararsız, eylemli cismaniyet. Şimdi beden değil yani. Bedeni dün konuşmuştuk geçen hafta. Beden şuradaki şekil. Oluşan şekil. Cismaniyeti bak ne diyor? Biz atom mu? Bak atom mudur? Kusurludur. Noksaniyetlidir. Mutegayirdir. Mutegayir tamam. Kararsızdır. Elemlidir. Cismaniyet. Cismaniyeti tanımlıyoruz, tamam mı? Etrafını çiziyoruz. Kendisine daha girmemişiz öyle. Güzel bir şey yok yani sadece cismaniyette ama kendisinde zatına bakınca bir öncesinde de küçük, zayıf, aciz, zelil, mukayyet, mahdut. Yani iyi bir şey yok, hep kötü bir şey ama her şeyde onda gözüküyor. Her şey onda. Mecnunvari duruyor böyle. Evet. Yani ademi, mecnunvari, karanlık. Yani vücutsuz vücut. İlginç bir şey. Yani orada ifade edilmesi lazım. İşte insanı insan yapan bu işte cismaniyet yani. Yani temel, insanı insan yapan temellerde. Nasıl ki toprak suya, havaya, ziyaya nispeten kesafetlidir, karanlıklıdır. Değil mi? Toprak suya, havaya, ziyaya nispeten. Fakat masnuat ilahiyenin bütün envana menşe ve medar olduğundan bütün anasır-ı sairenin manen fevkine çıktığı gibi hem kesafette olan nefse mari insaniye, kesafette olan nefs-i insaniye neymiş? Sırrı camiyet itibariyle tezekki etmek şartıyla bütün letaif-i insaniyenin fevkine çıktığı gibi. Öyle de yani bu nefis, ne nefsi? Nefs-i insaniye kazı. İsim, insan. Mesela Risale-i Nur'da nefsine zulmettin diyor. Yani nefsi sakın ha nefis deyince nefse mariş yapma yani. Namaz kılmamakla nefsine zulmettin diyor. Yani nefse mariş değil. Eğer nefse mari konuşacaksa, nefse mari diyecektir. Şimdi, kesafette olan nefs-i insaniye. Bak, kesafetli nefs-i insaniye, sistem, sırr-ı cameti itibariyle özelliği var. Tezekki etmek şartıyla, bu da özelliği var. Bütün letaif-i insaniyenin fevkine çıktığı gibi. Toprak gibi oldu sanki. Evet. Toprağa dönüşüyor. Öyle de cismaniyet en cami, en mühim, en mühit, en zengin. Bir ayni tecelliyat-ı esma-i ilahiyettir. Yani insan böyleyse işte cismaniyet o zaman cismaniyet için diyor en cami, en mühit, en zengin. Bir ayni tecelliyat-ı esma-i ilahiyedir.
Esma'nın gözüktüğü ayna oluyor o zaman. Aynen, evet. Ama sıfat şey mıdır abi o? Tecelli diyor ama Esma'nın tecelli ettiği yer. Tecelli ettiği yer. Direkt aynası olmuyor o zaman. Tecellisi oluyor. Tabii çünkü cismaniyet sıfata bakar. Üzerindeki mesela vücudun bir cilvesi olan kuvveti, yani kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet ilmeye söyler, vücud ilimde vücud alici verir diyor. Mesela mevcudat esma aynadır. Bu bana bak aynadır. Peki bu bana ayna ise bu nedir? Yani mevcudatta esma gözüküyor. Mevcudat esma değil. Ne olur bunu şey yapın. Bak, aynada gözüken ayna değildir. Aynada da değildir. Mevcudat ayna mıdır? Evet, kime? Esma'ya. Esma'nın cilve, cemal, nakış sanatı gözüküyor. O zaman mevcudat esma değil. Mevcudat sıfattır. Peki kainatın cismaniyeti ne oluyor? Bu sıfat. Sıfat mı diyor? O da sıfat. Bize dediğimizde cismaniyet olarak mı kullanmamız gerekiyor? Evet. Orayı da yakabiliriz. Subuti değil mi abi? İstiyorsun. Ha, nasıl istersin? Subuti sıfat değil mi abi? He. Subuti sıfat değil mi? Evet, subuti sıfattan ama... Kudret sıfatı mı? Hepsi zatı sıfatlardan bazıları var. Mesela bazıların bazısı var. Mesela tekvinin ademi var yani. Adem'i kaldırırsan vücut olur mu? Yok. Ama zatı sıfatlar pek karışmaz bu işe, değil. Tekvin mesela bu değildir Adem. Adem bir sıfatıdır. Yani o, sen dediğini genelleme yaparsa karışmaz. Ama cismaniyet sıfata bakar, subuti sıfata bakar. Hepsine mi böyle? Yani şunun da hepsini, hepsine cem ediyor. Hepsine cem ediyor. Cem ettiği yer. Yani şöyle diyebilir miyiz? Mesela subuti sıfat 7'dir. Hepsini ben tecelli ettirsem ne olur? Bir merak ettim hepsi bir yere. Ne olur yani? Sem, basar, kelam, kudret, hayat, irade. Hepsini tecelli ettirsen cismaniyet olur. Gel abi. Şuura da öyle diyorduk sanki. Evet. Değil mi? Şuur işte batınıdır zaten. Hmm. Şuurun tanımı da yedi sıfatı, sıfatın evet. Güzel oldu. Şeyde orada cismaniyetin ilk başta bir tanımı yapmışsınız. Şu, evet. Şu öbür tarafta. Şurada başa mı? En altta, en altta. Burada mı? O, ben onu yazdım lügatı görünce. Allah Allah. Ben ne yazmışım? Cismaniyet, hayattan yaratılan tüm meratipler. Yani bu su, H2O, enerji, esir, maddi hayat, işte bu maddi hayattan aşağıya doğru tüm varlık düzeyleri, cismaniyet, hayat. Ama hayat malzemedir. Mesela Allah karar verdi, yaratacağım dedi. Yaratması kudret, karar vermesi irade, projesi ilim, malzeme, hayat. Her şeyi hayatta yap. Yedi sıfatın şeyi de iyi oldu. Evet. Mesela yarattı, vücuda çıktı, basar. Sistemin bütünü, semiy. Bak en cami, en çok etkiliyor ya bunlar. En cami, en mühim, en zengin. En muhit. Şey muhit. En cami, en mühit, en zengin. Neyi? Bir ayni tecelliyat esma-i ilahiyedir. Cismaniyeti etrafına kazıyoruz. Daha kendisini bilmiyoruz. Düzey. Bak, bir şey bir yerden gelmişse o gitme hakkına sahiptir. Gelmemişse bir yerden oraya gidemez. Sıfattan geldiyse sıfata mı gidecek? Yani Arş-ı Azam'dan beri Arş-ı Azam'a bu cismaniyet gitmişse kimin olursa olsun peygamberin gitmiştir. Demek ki oralardan beri
süreci var. Şecere-i Kalp'te arşın oraya cismi Muhammed'in gittiği yer yazıyor. Değiştirdiniz mi onu? Onu nerede? Şecere-i Kalp'te arşta cismi Muhammed'in gittiği yer, ulaştığı yer. Arş mı diyor, arş yazalım. Arşa yazmışsınız da. Şu son hali mi abi? Şu duvar. Yok yok yok, son hali değil. Tamam, son haline bakalım. Geçen baktım da. He, öyle mi? Bilgisayarı var abi. Tamam, bakarız sonra. Tamam. Bakıyor musun? Baktım. Oradan şimdi arş-ı azama cisim. Bakın, gitmiş. Ama bizim bildiğimiz tabii biz, ya nasıl olur cismaniyet? Cismaniyet de sen ne anlıyorsun diye sorulur. Beden anlarsan geçmiş olsun. Geçmiş olsun, evet. Beden anlarsan cismaniyetten geçmiş olsun. Cismaniyet, çok cami bak. En cami, en mühim, muhit, en zengin. Bir, aynı tecelliyatı esma-ilahi. Bütün hazaini rahmetin muddeharatını, bütün hazaini rahmetin muddeharatını tartacak, mizana çekecek aletleri cismaniyettedir. Şurayı görüyor musun? Bak, bütün hazaini rahmetin, rahmet hazinelerinin de derc edilmiş muddeharat, yani kodlanmış bütün ama hazine-i rahmetin, onları tartacak, mizana çekecek aletler cismaniyettedir. Böyle aletler tartacak, kesecek, biçecek. Boşuna durmuyormuş o da. Ben dağılayım demiştim. Aletler cismaniyettedir. Bak, etrafını çiziyor, görüyor musun? Evet. Daha cismaniyeti bilmiyoruz. Evet. Sonra hem eksen Esma-i İlahiye'nin tecelliyatını hissedip bilmek, zevk edip tanımak, cihazatı yine cismaniyettedir. Bu neymiş ya? He? Sıfatmış. En kötü şeydi. En iyisi oldu bile. Bir anda değil mi? Değişti. Yani anlayışımızda cismaniyet ya, koy çöpe ya. Bak bir daha. Ekser Esma-i İlahiye'nin tecelliyatını. Bilecek demiyor ha. Hissedip bilmek. Sonra zevk edip tanımak. Cihazatı yine cismaniyettedir. Bir şey düşündüğünüz zaman cismaniyettir. Cisme dönüşüyor. Ama bu cismaniyet arştan aşağıdır. Mesela o arşa kadar yazdık, o da doğum. Nedir? Gözünü kulağın oraya kadar almış. Şeyde bu yeni sahabı. Ne yazıyor? Cism-i Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem seyri sülükünün nihayeti arş. Tamam işte. Göz ve kulağını götürdük yer. Göz ve kulağını arşa kadar alması aynı mukteza hikmettir diyor usta. Arşa kadar almış. Sonrası cismaniyet olarak. Cismaniyet de gitmiş. Kalbe öyle. Cismaniyeti ayırdınız o zaman. O zaman oradaki dediğiniz beden vari bir cismaniyet mi? Arşa kadar. Yani evet, öyle gözüküyor. Çünkü gözünü ve kulağını diyor. Dediyse o... Öyle diyor. Arşa kadar alması aynı hikmettir diyor. Muhteşem hikmettir. Arşa kadar almış. O zaman oraya şöyle demek lazım. Bedeni Muhammed ile çıktığı yer. Şöyle diyelim. O doğru. Maddi hayat Muhammediye'nin çıktığı. Maddi hayat Muhammed'in cismaniyeti. Yani mutlaka öyle ya. Çünkü oraya kadar aldığınız salif var. Ama öteki bir salif de var. Ruhuyla ve cismiyle. O zaman içerisi tanımlanması gerekiyor. Yerde diyor ki, ruhuyla ve cismaniyetiyle arş-ı azama kadar, tâsidet-i mutaya kadar. Yerde diyor ki, gözünü ve kulağını arşa kadar alması mukteza hikmet. O zaman madde hayatı Muhammed'i, manevi hayatı zaten hakikaten öyledir. Madde hayatı Muhammed'i oraya kadardır zaten. Arş. Arştır. Kainattır.
Manevi hayat-ı Muhammediye, arş-ı azamı, lef-i mahfuzu, kapı, hepsini içine alıyor. Kardeş, bir yerden bir şey gelmişse, o gelen şey, o yerleri geri tepme hakkına sahip. Elma, dön, tomurcuk, dön, dal, geri gel, gövde, geri gel, kök, ondan sonra çekirdik. Daha bir yerden gelmemiş ki gitsin. Şimdi cismaniyet ta oradan beri. Ama orada arş-ı azam böyle bizim bildiğimiz gibi değil. Onun için büyük zatlar geçemez oraya. Ruhen, kalben diyor. O cismaniyet yok beşeriyetin. Orada bir cevher var, cevher alemi. Cevheri ruh, cevheri fıtrat, cevherler alemi, arş-ı azam. Ama oradaki cismaniyetin, peygamberimize has cismaniyetin, bilmiyorum nasıl bir şey ama gitmiş. Ama beşerin şeyi arşa kadardır. Çünkü ustad diyor ki beş, yani onun arkasından giden etkiye ümmeti kalben ve ruhen diyor. Cennette ruhiyet nerede oluyor abi? Cennette oluyor. Cennette mi oluyor? Tabii cennette oluyor. Yani o arş makamı ve arş azam, hani orada bir şey yok mu meratibi? O oradaki meratibi var da bu dünyada onunla meşgul olanların işidir o. İsteyene verilecektir. Böyle bir şey istememiş ki. Adam cennetten cüri anlamış, yemek içme anlamış. Allah'a göre yapmış, verilmiş o kadar. Yani o zaman şey için düşündüm de cennette cismaniyet var. Yani hani bu beden var değil mi? Cismaniyet diyelim. Bak şimdi sana şöyle bir şey diyeyim. Bak. Biz kör olası cehalet tanımları kendi zanlarımıza sıkıştırmışız. Tamam mı? Dondurmuşuz. Allah'ı görmüyoruz. Zannediyoruz. Tamam mı? Ve Allah da göstermiyor kendisini. Nedir o? Görmek renk ve şekle indirdi. Gözle gözüken şey, kulakla gözüken şey, burunla gözüken şey, dille gözüken, elle gözüken şey aynı mıdır? Bak. Hayır, değil. Bak. Aynı mıdır? Bak. Vicdanda irade var. İbadetullah. Gir içeriye. Zihin var. Marifetullah. Gir içeriye. His var. Mabetullah. Gir içeriye. Latife var. Latife-i Rabbani. Müşahadetullah. Namazda. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Veya Kur'an okurken veya bir sohbette. Tatlı hal olmuyor mu? Latife-i Rabbani'nin Allah ile, yani kelama dikkat et, yani hazır olandan ortaya çıkan huzurdur. Bir şey hazır değilse orada huzur olmaz. Şimdi Latife-i Rabbani kısacası Allah'ı görüyor. Görüyor ama kör olası cehalet, görmeyi şekle ve renge indirgediğimiz için böyle bir şey istiyoruz vicdandan. Göstersene diyoruz. Böyle bir şey yok diyor. O zaman diyoruz ki görmüyoruz. Ama en düşük seviyesi. Yani şu. Vicdanda. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmidin. Latife-i Rabbani böyle bir huş oluyorsa en düşük seviyesi Allah'ı görmek bu. Mertebe mertebe var. Alem şahitte bile var. Yani orada cennetteki yani arş-ı azam mertebesine çıkacak mı cennetteki bir kişi? Cennetteki böyle bir dünyada merak etmiş, onunla alakadar olmuşsa onu o alakadar etmiş. Mesela şöyle, onlar canlı ruhlu mudur? Evet. He? Arş-ı azamlar. Elbette. Peki sen şimdi onunla alakadarsan o şimdi lakayt mı sana duruyor? Durmuyor ki alakadar. E tabii o durmadığı için seni şey yapıyor. O seni celbediyor, cezbediyor.
Mesela şöyle diyeyim. Ben birisini hakikaten geçen dün size yalan mı söyleyeceğim? Tövbe sorayım. Gizlilikleri bilen Allah'tır. Birisini hayal ediyor. Hayaldekin geldi. Allah Allah. Araba sürüyorum. Bir yere gidiyordum. Yani dün müydü? Hangi gündü ya? Ondan sonra. Böyle sürüyorum. Eşiyle beraber. Almanya'daki bir dostum. Eşine kızıyor kocası. Ama 3 dakika geçmedi. Tak. Hanım aramış. Türkiye'de gelmiş. Ne anlatacağım? Yani alakadar olmak, alakadar ettiriyorsun. Oraya sinyal gönderiyorsun. Radyosu açıksa. Köyde kimse varsa. Sen sinyalini gönderiyorsun. Mesela birisini hayal ettin değil mi? Veya konuştunuz. Usta da şöyle diyor. Kurduğandı, sopayı hazırla. Anladın mı? Eğer radyosu açıksa veya bazen böyle bir özelliği var. Mesela Almanlar yapmış radyo. Nasıl yapmışlar? Radyo kapalı araba. Eğer şey olmuşsa, trafik yoğunsa, radyo kendi otomatik açıyor. Giderken otobanda gidiyorsa, falan kilometrede falan yerde yoğunluk var diyor. Strahmu bir şey diyorlar. Strahmu, Strahzu bir şey diyorlar. Yani trafik var. Radyo açık değil. Şimdi eğer benim gücüm varsa, sen de gafilsen, benle hiç bu manayla alakadar değilsen, işindeysen, eğer gücüm varsa tak diye sinyal gönderiyorum. Sinyal alakadar yani. Tabii. Sevin. Ondan sonra tak diye radyon açılıyor. Allah Allah, bununla uğraşıyordum. Allah Allah, Hasan abi niye geldi ya? Pusvan abi, Allah Allah. Kahve yapıyordum ben ya. Ne alakası var bunda? Bak şimdi. Tak, demek ki radyo girdi, devreye girdi. Devreye girmeden hiçbir şey olmaz. Bak söylüyorum ya, kurdan sopayı hazırla demiş. Başka kadınlardan misal vereyim. Tarlada çalışıyor, göğsüne basınç var. Çocuk ağlıyor demektir. Gidip çocuk emziriyor. Misal mi oluyor abi? Ha? Misal alemi mi oluyor? Misal alemindeki geçişler. Hepsi aynı yerde. Çocuğum ağlıyor diyor. Çocuk ağlaması sinyal gönderiyor. Direniyor kadın, çalışıyor tarlada, gitmiyor. Basınç çoğalıyor. Biraz da diyor ağrıya dönüşüyor, mecburi gidiyor. Adım attıkça rahatlıyor. Yani biz burasını bilmiyoruz ki. Nasıl örülmüş? Aşağıdan da aynı şeyi yapıyor. Devam. Şu, tabii canım. Yani aşağı azam onaylamasa neyi onaylıyor? Ne konuşuyorsun sen? Canlı ve ruhudur. Hep alakadar. İnsanla alakadar. İnsan bütün varlıkla alakadar etmiş insanlığı. Peki devam ediyorum. Hem gayet mütenevi ve nihayet derecede ayrı ayrı lezzetleri hissedecek istidatlar yine cismaniyettedir. İstidat bu. Kabiliyetten daha ince, daha arkada. Devam ediyor. Ne acayip bir şey değil mi? Madem şu kainatın saniyi. Bunu niye aldınız abi mesela bu? Şey istidatta da cismaniyetteymiş. Şunata falan mı gidiyor o noktadan lezzet? Yani cismaniyet bilmem o kadar gidecek mi? Yani bu biraz oraya gitmez doğru, yani. Gitmez mi? Kime bağlantı çıkmaz mı? Lezzetleri hisseden... Neredeydi? Alacağım abi he? Lezzetleri hissedecek istatları koyması hani bir arası gerçi hani benim yediğim elmadan Allah hani öyle bir tefekkürüm var diyordunuz. Sonra değiştirdin mi demiştiniz? Öyle yanlış düşünüyor musun dedim. Yok yanlış düşünmüyorum. Geldi aklıma da o şart. Şöyle mesela elma yiyorum. Bir Allah kendisi bana bakıyor, bir de benle bakıyor. Benim gözümün gördükleriyle bakıyor bir de. Benim gözümle bakıyor. Benim dilimle bakıyor, tad alıyor. Evet. Benim kulağımla duyuyor. Ben mesela arama bakıyorsam Allah'a baktırıyorum. Kendisinin gördüğü var. Bir de gayri nazarıyla bakıyor ya. Ben elma alırken, yerken benim lezzet, benim dilimle, benim gözümle baktığı gibi dilimle de lezzet alıyor. Burnumda da lezzet alıyor. Lezzet mukaddesi nasılsa bilmiyorum. O zaman benim aldığım lezzet hakikaten onun lezzeti yani lezzet. Yani cismaniyette de bir şuunatın şeyi var. Yani lazım. Şöyle bir şey var. Üst tabaka alta zaten sirayet etmiş.
üniversite diploması otomatik olarak ilkokul diploması da var olduğunu gösteriyor. Yani cismaniyet aşağıdaysa, şuunat yukarıdaysa, şuunat zaten oraları oynatmış. Harekete getiren. Tabii şuunat hareket ettiriyor. Şuunat-ı zatiye, zatı sıfatları, zatı sıfatlar, sıfatı sıfatları, sıfatı sıfatlar, zatı esmayı, zatı esmalar, esma-i ilahileri aktif ediyor. İstidatların kabiliyet olması zaten lezzettir yani. Değil mi? Lezzettir evet. Yani istidat dışarı çıktı mı kabiliyet oldu. Lezzet yani. Lezzet oldu. Yani bir ara böyle çok acayip kafayı bozmuştum yani. Allah da lezzet alıyor. Benim lezzetimden böyle. Düşünüyordum yoldan. Allah da şu anda lezzet alıyor ama nasıl bir lezzet yani. Sığırla benim aramdaki fark yani. Sığır yutar, biz yeriz. Hı hı. Yemek bu. Eğer bunu böyle düşünmesen yutuyorsun. Sığır gibi. Şimdi Allah da lezzeti. Ben böyleydi ya. Bir ara kafam fazla bozulmuştu yani. Allah bakıyor. Allah duyuyor, duyuyor. Yani benimle duyuyor ya. Ben de duyuyorum da o benim kulağımla duyuyor. Gayri nazarıyla bakıyor ya. Yürüyen eli, kulu tutan evin. Ulan yiyorum. Harama bakınca çok ağrıma gitmişti ya. Allah'a baktırıyorum. Yani adeta gelsene bak. Gel gel. Şuradan bak bakalım benim gözlüğümden. Şuradan bak. Haram bakıyorum. Sana haram baktırıyorum. Hani adeta. Ya? Bir şey bakmak ayrı, baktırmak ayrı. Şimdiye kadar harama bakıyorduk. Aynı zamanda baktırıyormuşuz Allah'a da. Ayıp değil mi ya kadar? Hani günah attan vazgeçtik de ayıp değil mi yani? Ayıp, bana öyle geliyor. Yani günah azap verse daha iyi de utandırması daha kepazelik. Mesela şöyle diyeyim. Çocuğu iki tane patlattın. Daha beterini sana söyleyeyim. Peki yavrum. Peki, bana yakıştırdın bunu ya. Vicdan mı? Bana yakıştırabildin mi yavrum? Peki sen bilirsin. Püş. Keşke dövseydin. Mesela adam sana saldırıyor, bir şeyler sayıyor. Cevap vermiyorsun. Çıldırıyor, bir de cevap vermiyor diyor ya. Daha beter oluyor. Peki, madem şu kainatın sani, şu kainatla, bak, madem şu kainatın sani, şu kainatla insana vasıta kullanıyor, kainat vasıta, bütün hazaini rahmetini tanıttırmak, iki, bütün tecelliyat-ı esmasını bildirmek, üç, bütün envai ihsanatını tattırmak istediğini, görüyor musun? Nasıl anlaşılıyor? Bütün rahmet hazineleri bu kainatta tanıttırılıyor mu abi? Evet. Ama kainattan kastın şöyle bilalar falan kar yağdırılması ise değil. Bak, nasıl anlaşılır? Kainatın gidişatından ve insanın camiyetinden 11. sözde ispat edildiği gibi kat anlaşılıyormuş. Mesela dün cümle söyledik ki Allah ihtiyaç mıdır? Allah inancı. Evet, çünkü 3 tane cümle vardı. Ya bu da öyle. Kainatın gidişatından anlaşılıyor. İnsanın camiyetinden anlaşılıyor. Devam ediyor cismaniyete. Elbette şu seyri kainatın bir havz-ı ekberi ve bu kainat tezgahının işlediği mahsulatın bir meşer-i azamı, şu mezra-i dünyanın bir mahzen-i ebedisi olan dar-ı saadet, şu kainata bir derece benzeyecektir. Dar-ı saadet, bu bak olan dar-ı saadet, şu kainata bir derece benzeyecektir. O zaman bu kainata oralar benziyorsa bu kainattan oraya bak işte. A eşittir B ise B eşittir A sırrını kullan. Hem cismani hem ruhani bütün esasatını muhafaza edecektir. Yani ahirette dünyanın cismaniyeti var cennette. Ruhaniyeti de var. Ama sen cismaniyetten dersen ki bu bedendir, olmadı. Beden değil haşa.
Beden cismaniyete alakası yok. Okuduk ya, neler okuyoruz. Bedene ne alakası var? Beden şu şekil işte. 60 kilo gelen madde yığına. Beden buz hali desek. He? Buz gibi. Buz, buz diyelim ha. Yani cismanın sıfatı. Evet. Sadece buzdur dedikmiş, karışıyor. Sadece buzdur. Her şey budur. Evveli ahiri buzdur. Ne olacak? Suyu inkar ettin. Haşikoyu inkar ettin. Enerjiyi inkar ettin. Esiri inkar ettin. Maddi hayat inkar ettin. Aynı hayat inkar ettin. Akıl cevherini inkar ettin. Ruh cevherini inkar ettin. Nur-u Muhammed'i inkar ettin. Ne cinayet işlemişsin? Evet. Ve o saniye hakim ve o adili rahim. Tersinden sorursak abi, hani anlamak için şimdi cismani olmayan ne var? He? Cismani olmayan ne var? Ya, bir tersten derece benzeyecek, benzemeyeceği neyi var? Tersinden sorun. İşte şeydir, manevi tarafı var. Manevi de şu, maddi hayat Muhammediye'nin donmuş cismaniyettir. Manevi hayat Muhammediye var. Ruh ve his sevgisi. Mesela ruh cismani değildir. Nur-u Muhammed'i de cismani değil. Nur'um değildir. Tamam, o zaman arşı geçmeyeceğiz. Arşı geçmeyeceksin. Maddi hayat Muhammed'i cismani o. Ama cismaniyetin cismaniyeti var mesela. Manevi hayat Muhammed'i. Ruh cismani değil mesela. Değildir. Kanunlar değil. Değil. Peki bizim cismaniyete sıfat dedik ya abi. Bu cismaniyetin batını olan cismaniyet ne oluyor? Hayat, manevi hayat Muhammediye. Yani sıfatın neresi oluyor yani? Zannediyorum ki madde hayat Muhammediye subutu sıfatsa onun herhalde zata dayanır. Çünkü vücut diyor ya. Çünkü zatı sıfatta vücut var. Kıdem var. Beka var. Ahdaniyet var. Muhalefetin havadis var. Tekvim var. Yani vücut işte. Yani gayba kadar cismaniyet beka tarafı şey mi oluyor abi? O zati sıfatlara bakan cismaniyet mi oluyor? Öyle diye gözüküyor şu anda. Yani arştan sonra. Çünkü niye? Nadiren diyor lef-i ezeliye bazıları giriyor. O da cismaniyetle değil yani. Cismaniyetle lef-i ezeliye cismaniyetle zor girer yani. Ama girdi diyor. Demek ki çok az. Nasıl bir şey olmuşsa. Arşı geçtik ya. He? Arşı geçtik. Şu yani sarih olarak diyor değil mi abi bunu? Giriyor. O zaman. Kıvranıyorum tabii. Demiştim. Sarih var, dengeli aklım dengeli yetmiyor. Yani mesela Cebrail, Geylani'den üstün değildir. Onun yerine niye Geylani girmesin? Öyle diyor zaten usta. Geylani girdi diyor. O nasıl girdi orada? O zaman korkmak bir şeydi. Kalpler oyla girmiştir diyeceğiz o zaman. Girdi diyor zaten, girdi. Girdi ama girdi işte. Ama şimdi hani diyor ya, kapıyı açık bırakmış kalp ve ruhuyla gider diyor. Geylani de o kapıdan yürümüş, kalp ve ruhuyla gitmiş deriz mesela sana bir yorum. Cismi bırakırız arkada. Arşta bırakmıştır gene. Ha. Eğer peygamber bırakmışsa o da bırakması lazım bakarsan. O hani peygamberimizin miraç silsilesini şey yaparsa. Aynı, bak şimdi, aynı yöntemle mi acaba? Mihrap'ta şu mefta bize çok iyi vaaz ediyor. En iyi dersi bu veriyor diye vaaz ediyoruz ya. Bak gitti, sonsuz, bir daha gelmeyecek diyoruz ya. Ne kadar yanlış söylüyoruz değil mi? Öğrenirsin. He mesela bak şimdi. Ben diyorum da ona. Onu, bunu bilerek söylüyorum. Hem bunu biliyorum hem bunu söylüyorum. Onlara hitap ettim. Şimdi evliya ne diyor? Gidip geliyorlar diyor. Nasıl geliyor? Aynı icraat yapıyor. Nasıl yapıyor biliyor musun? Hayata mazar olduğu için mematından, vefatından sonra hayattaymış gibi aynı icraat yapıyor. Aynı diyor. Şu anda yapıyormuş. Nerede? Talebe mi yetiştiriyor, vaaz mı ediyor, cephede mi? Aynı dünyaya benzeyecek diyor ya abi. Esteki cümleleri diyor abi. Dediğiniz, şimdi o gittikten sonra yer değişiyor artık. O orası ruhaniler şey. Ne demek açık konuşma. Şimdi abi dediniz yani gitti. Oraya benziyor diyor yukarıdaki. Benziyor. Ha, çünkü benziyor. Niye? Burası burayla orası inşa ediliyorsa bundan kopuk olamaz ki. Burasıyla orası inşa ediliyor. Oranın zuhuratı değil mi? Tamam bu suya benzemiyor. Ama
Yani hiç mi bir alameti olmayacak yani buzda suyun şeyi? Şey çözülmüş. Şu kainata bir derece benzeyecek diyor ya, orayı şey yapamadık aslında biz. Çünkü ülfet lezzeti olacak. Ama bir mertebesi daha genel değil Yasin o. Şimdi cennet bizim için gayet yani. Kardeşim. Ama orayı yararsak gireriz abi oraya. Bak şimdi. Cennet deyince var ya mesela Adem Aleyhisselam şey musallatoğlu falan. Biz bugünlerde onu işliyoruz. Ay şeytan. Ya bizim bildiğimiz cennet değil. Onun karakolları var. Diyoruz da. Lemalarda ya. Karakolları var. Müstemlekeleri var. Bir onu dinleyin onu tabii. O... Çıkmadı herhalde değil mi? Çıktı çıktı. Çıkmadı. Ha çıkmadı. Ben attım mı? Ha çıkmadı. Mesela onu işliyoruz böyle. 5-6 tane olur yani o ders. Hepsi 1 saat 20 dakikalık mesela. Mesela cennetin diyor, arşın diyor, üstad karakolları var, müstemlekeleri var, bakanlıkları var, şubeleri var diyor. Yani mesela ondandır ki mesela bir timsali suretine, timsali misalisine denk geliyor bir adam, biz evliya, arşa, ben arşım diyor bu sefer. Ölçü yok ya elinde, başı dönüyor tabii. Ben nasıl kıvranıyorsam, lan nasıl olacak? Usul bakımından gitmiş. Ama nasıl gitmiş? İdrak-ı mal bu küçük akla gerekmiyor. Zira bu terazi bu kadar sikleti ağırlığı çekemiyor işte. Ama girdi. Ama haşa beden deme yani. Şimdi garip bir şey. Cennete şeytan nasıl girdi? Ya o cennet değil işte. Müstemlekeleri var. Temessulatlar var. Timsali suretleri var. Timsali misalleri var. Karakolları var burada. Şeyleri var diyor bir de üstad. Mesela konsoloslukları manasında. Mesela yıldızlar hem o tarafa hem bu tarafa bakıyor. Bakıyor. Çönde sarı söylüyor. Cennetin. Adamın için giriyor. Fethuli fi ibadi fethuli fi cenneti. Fethuli fi ibadi fethuli fi cenneti. İçinde fi var mı? Yoktu. Fi var galiba. Cid, fi var. İçine ya. Evet, içine. İçine. Gir içine. Hı. Girecek demiyor ki. Hı. Neresi bozdu o zaman cennet burası? Gir cennetime. Gireceksin cennetime demiyor. Ayırmamak. He? Ayırmamak lazım bir bütün. Yani dünya dedik, ooo! Görüyor musun? Orası da ahiret. Ya! Dünyanın bitişi. Öyle mi? Öyle değil. Hiç. Burada misal veriyorum. Harika bir misal bu. Çok harika bir misaldir. Simada ruh gözükmüyor mu? Niye herkesin siması farklı? Gavur simasına bak, namazlı simaya bak, oruçlu simaya bak, zina yapan içki içene bak, eve despot olanlara bak, Nurcu'ya bak, Süleymancı'ya bak, tarikatçıya bak. Nurcu'nun siması pembeye dönüşmüş beyazdır. Sırf Kur'an okuyanlar da beyaz olur. Kur'an'la beraber tefekkür edenler de pembeye dönüşür. Çok ilginçtir. Çünkü Kur'an okuyanlarda sırf vücut olur. Risale okuyanlarda vücut da Adem olur. Çünkü Adem'i simgeleyen kadındır, vücudu simgeleyen erkektir. Cebrail sıktı. Sıkınca ne oldu? Üşüdü adam. Peygamber aleyhisselam üşüdü. Ya Arabistan'da adam üşür mü ya? İnsan üşür mü? Niye üşüyor? Örtün üzerimi dedi. Arabistan'da üzeri örtülür mü? Niye üşüdü? Adem'e geçti. Çünkü vücuttan öteye geçince başlar üşümeye. Mesela toprağın altı neymiş? Soğuk, dar, karanlık, kimsesiz. Üstad Said diyor toprak olmalı. Yani 4 tane olmalı. Yani soğuk, dar, karanlık, kimsesiz. Art, fark, noksan, kusur. O şefkat tefekkür eylemsel dışa vuruş. Adem. Adem ya. Adem'e taşıdı direkt. Aynı olacak. Mirat olacak. Niye? Sıktı onu. Üşüyorum dedi bu sefer. Niye üşüyeceksin ya? Arabistan'da üşüyor. 50 derecede sıcaklıkta adam. İnsan üşür mü ya? Üşüyor. Ne? Çünkü üzerindekileri soymuş.
Soyan çıkartın. Dima abi ama. He? Soyan da Dima yine yani. Soymuş yani. Gömleğini çıkartmış, atletini çıkarmış. E bu arada ne olursun? Buradan çık. Bu karda ne olursun? Kar. Çıkar kazan. Dışarı. Abi üşüdüm abi. Gömlek çıkar. Abi çok fena üşüdüm ve atleti çıkar. Demeye ne gerek yok artık. Bu konuşma yok. Sıfır. Benim çok meşgul ediyor senelerde mi? Üşüdü. Niye üşüdü ya? Örtün beni. Bir yerden kaçıyorsun o zaman. İlk vahiy geldiğinde de bir ilk miracım yaptı. O zaman. Değil mi? Vücudun bütün meratiplerinin gark olması için bütün vücuttan sıyrılması lazım. Ama bu vücudu da kullanıyor. Orayı da yaşıyor. Bu sefer burası bağırıyor üşüyorum diye. Orası beni niye bıraktın diyor. O taraf yanıyor, o taraf üşüyor. Ortalık karıştı. Çok acayip ya. Bunlar böyle gelmiş. Vahye mazhar olmak kolay mı? Vahye yapacak. Vahiy bilsek, vahiy bile ağzımıza konuşmaktan korkardık. Bilmiyoruz. Vahiy bilmiyoruz ki. Ben biliyor muyum? Ben de bilmiyorum. Ama acayip bir şey olduğunu böyle... Yani böyle bir çerçevesinde böyle hafif bir kokusundan bir şeyler. Vahiy bizim bildiğimiz gibi değil. Al şu paketi. Ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Okursanız namaz namazda burada tabi fazla. Yok la vallahi ya. La vallahi ya. Ya vallahi iftira. Böyle değil ya. Başka bir şey ya. Üşümenin üzerine bindirilmiş şeyler. Peygamber Cebrail aleyhisselam kağıt mı getirdi? Ezber mi söyledi? Bilmiyorum. Bileceğiz tabii. Çalışıyoruz ha. Doktorum, üşüyorum, üşüyorum. İğne, ne diyorlar, ne iğnesi vuruyorlar üşüyene? Çeşit çeşit hasta üşüme var değil mi? Ateş varsa ateş düşürücü yaparlar. Ha ateş olunca üşüme mi olur? Yani, görüyor musun? Öyle hisseder. Hasta kendisini üşüme hisseder. Oysa ateş yükselmiş. Hakikaten öyle mi olmuş? Hakikaten üşüyor mu? O da olabilir, o da. Peki. Evet. Boşver bizim şey. Ya alakadar ediyor beni ya. Tak oraya çekiyor, tak oraya çekiyor, tak oraya çekiyor. Ne acı bir şey ya. Demek ki bizi tadat ediyorlar ki biz de oraya çekelim. Anılmasan anamazsın. Allah onaylamazsa onaylayamazsın. Sevemezse, sevdirtmezse sevemezsin. Peki. Hasan abi, belki çok kesif olacak sizin için ama elmayı yedim. Yedim. Şimdi dilim o kimyasal analizi yaptı. Ama beyne kimya gitmedi. Yani şey gitmedi. O kimyadaki elmanın hücreleri gitmedi. Artık orada algılanan şey geçti. Artık anlaşılan. O kimyadan döndü. Farklı bir manaya inkılap etti. Artık beyin için o kimya değil. Değil, kesin. Kesin. Oradan da artık ruh hissesine göre yine aynı şekilde. Vahiyi anlatıyorsun değil mi biraz? Cismaniyet hususiyetim. Yani orada algılanan lezzet ayrı bir şey. Evet. Yani elmada anlaşılan, ortaya çıkan zevktir. O zevk, o cismaniyet. Zevktir, zevk. Dimağda anlaşılan lezzettir. Ruh zevk ya da dimağ lezzeti. Evet. Veya şöyle diyeyim. Cismaniyet. Dil lezzet, zevk eder, dimağ lezzet alır. Çünkü ruha öyle diyemeyiz, mahseder çünkü o. Cismaniyet, bunun arkasındaki manada. Tabii tabii. Kimyadan hep dikkat edersen cismaniyet zemininde oluyor. O zaman cismaniyet nedir? Cismaniyeti kaldırırsan ne dima kaldı ne bir şey. Cismaniyet oradaki mananın kümlüğünü değil. Elmadaki mana. Zemin yani. Adem mi diyeceğiz? Biraz gidelim. Yo sakın ha. Mecunvari geliyor bana biraz. Söylesi. Peki. Ve o sani hakim ve o adil-i rahim elbette cismani aletlerin vezaifine ücret olarak bak, hakim, Rahman değil ha, Rahim, elbette cismaniyeti doğru kullanmış aletlerin vezaifine ücret olarak, hidematına mükafat olarak
ve ibadat-ı mahsusalarına sevap olarak onlara layık lezzeti verecektir. Sevapları işte böyle lezzet olarak ben fiziksel alıp şey yapıyorum. Buralardan çıkarıyorum. Hani diyorlar ya, nereden çıkarıyorsun? Günah şeydeki dinimizde çizgi, sol kitap. Aa, sana bir çizgi. O Kur'an okudu. Sana da bir çizgi. İkisi de çizgi. Fiziksel onun karşılığı şudur. Fiziksel onun karşılığı lezaizdir. Ötekisi elemdir. Yani olumsuzluk, negatiflik, günah. Pozitif olunca sevap. Evet, bak burada öyle değil bak. Onlara layık lezaizi verecektir. Futu. Doğru iç kullanırsan. Dilin işlemesi sevap. Sevaptır. Onun için zaten tuvalet bile sevaptır. Namaz kıldıktan sonra. Çünkü fıtratını yap. Tabii. Yasak değil. Yoksa hikmet ve adalet ve rahmetine zıt bir halet olur ki hiçbir cihetle onun cemali rahmetine ve kemal adaletine uygun değildir. Kabili tefik olamaz böyle olmazsa. Sözler 498. Şimdi çok uzun bir yere geliyoruz. Evet, hayatın öyle bir camiyeti var. Biliyor musun? Hayatın öyle bir camiyeti var. Adeta umum kainata tecelli eden eksel esmayla hüsnayı kendinde gösteren bir cami aynı ehadiyettir. Ehadiyeti de tanımladı, tarif etti. Ehadiyeti. Bak, hayatın öyle bir camiyeti var. Burası şey mi, alıntı mı? Külliyattan mı? Tabii, hiç dokunmamışım. Bak, tırnak açılmış ya. Hani şuraya tırnak koymadık ya ilk. Ondan sonra... Nereden almış? Lemalar 337. Lemalardan. Bak... Hayatın öyle bir camiyeti var, adeta umum kainata tecelli eden eksel esma-i hüsna'yı kendinde gösteren bir cami aynı hadiyettir. Yani hayattaki esma bütünlüğü ehadiyet. Yani bak işte nereden çıkartıyorsun? Buradan işte. Kendinde göstermesi ehadiyet değil mi? He, göstermesi işte. Cemal'in yerde gözükmesi. Gözükmesi. Buradaki Esma-i Hüsna, Esma-i İlahiye demedi, Esma-i Hüsna dedi. Evet. Değişik tabii. Çok farklı. Bir cisme hayat girdiği vakit, şimdi oraya girersek onun için geçiştiriyorum. Ortalık karışır biraz, cehetli olmaz. Esma-i İlahiye, şey Esma-i Zatiye ile Esma-i Hüsna, Esma-i Fiiliye farklı. Bir cisme hayat girdiği vakit küçük bir alem hükmüne getirir. Cisme. Hayat girdiği vakit. Aleminde şey olur mu? Alem, hayatın girdiği neri midir alem? Yani bak, bir cisme hayat girdiği vakit küçük bir alem hükmüne getirir. Peki, mesela bak, ben bu elektriği buraya bassam, bağlasam. Ampul yanar mı? Yanmaz. Ampulü bağlı şey yapsam, yanar mı? Nasıl ampulü? Ampulü bağlasam elektriği. Yanar. Peki, bir cisme hayat girince aleme getiriyor. O zaman cismanit alemdir. Alemler cemidir. Hayat girmesiyle yetmiyor. Hayatın meziyeti yok burada fazla. Cismaniyetle bir araya gelince. Tabi cismaniyet hayat girince cismaniyet alem hükmüne getiriyor. Burada biz şöyle bir şey anlıyoruz. Hayat ne kadar acayip. Cismaniyet acayip. O cismaniyet de garayip ve acayip. Şey yapmıştık, bir öncekinde demiştik ki hayatı vermekle külli bir şey getirir. Çıkartır seni, evet. İnsaniyetle sonra şey yaptık. Evet. Ama işte o bütünlük. Vücudu verdi, hayatı verdi, İslamiyeti verdi, imanı verdi, muhabbeti verdi diyor. Sana bir yerde alemlerde dima ile gezer diyor. O arı dima ile alemlerde gezer. Hatta hayvanat için diyor galiba. Dima ile de gezersin, kalben de gezersin. Gezidir yani. Tabii. Sadece dima mı diyeceğim? Yani ama yani çok acebime gidiyor yani. Ben şeyden bahsediyorum yani bizim... Camiye-i Nur'dan. Yani diğerleri zaten bu işlerin hiç alakaları yok. Ne? Adam ne diyor? Çocuklara diyormuş ki, Nurcular Kur'an okun.
Hocalar kadar Kur'an okuyanlar var. Tepelerine binmiş her hafta bir cüz. Hizbul Kur'an bitiriyorlar, Hizbul Hakay gidiyor. Ben şey için söylüyorum, vakıflardan bahsetmiyor mesela. Yani bununla zaten hiç alakalı. Ben dairenin onun için söylüyorum. Mesela şöyle, biz düşündüğümüz bir şeyi cansız zannediyoruz. Düşündüğün her şey var oluyor. Canlı oluyor. Adeta Halik ismine mazhar oluyorsun. Vücut mertebesine kavuşuyor. Kavuşuyor. Her düşünülen vücut, Adem'den vücuda çıkıyor. Halik ismine mazhar oluyorsun. Mazhar oluyorsun böyle. Çünkü ne düşünüyorsanız olsunuz. Eğer değilse söyleyeyim sana. Bir şey düşündün, mutlu oldun. Bir şey düşündün, moralin gitti. Madem yok. Değilse, yoksa niye bana böyle tesirat? Vücudun bile değişiyor ya. Hormonlar bile değişiyor. Salgılama bile değişiyor ya. Doğru düşünürken, aslında kendini kötü hissedemiyorsun. Kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Ben bunu çok yaşadım. Her günde yaşıyoruz yani. Dizgini alınca kurtarıyorum yani. Geçenlerde Ömer diyor ki, Ömer Saraf, abi ya, şaşırdım abi dedi. Niye dedim Ömer? Abi ya, bunu sen mi diyorsun ya? Bu işte vesvese, bak sen vesvese yaptın. Şu anda vesvese modunun altındasın. Yapma ya dedim. Allah Allah. Hakikaten dedim, bir aktım rengim de, abi rengim de değişti. Bak insan düşüyor biliyor musun? Vesvese yapıyorsun dedi ya, o kadar büyütüyorsun dedi. Bunu niye bu büyüttün dedi. Hakikaten ya, bir aktım o. Cismaniyetin özelliği yani. Cismane, nasıl çakıyor ya, nasıl aşağıya. Hakikaten sonra baktım ki, gözüme fer geldi ya. Yani karamsar şey, ya bittim, yani bir şey oldu, Allah Allah ya. Ya ne olacak ya bu? Abi bir dakika ya dedi. Tamam. Yani ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Adeta düşünce, tasavvur, Halik ismine aynadarlık yapıyor. Vücudu haricisi yok atom. Ama vücuttur. Adem'den vücuda gelmiş. Vücuda olduğuna delil şu. 5 sene sonra sen o vapurla gelirken Yalova'dan sen. Düşündüğünü hatırlarsın şimdi. Madem o Adem'di, hatırlayamaman gerekiyordu. Yoktu çünkü. Yok. Yok ki hatırlayasın. Hatırlıyorsan var demektir. Her düşündüğümüz hafızaya kaydediliyor mu, edilmiyor mu? Ediliyor. Ediliyor. Biz mahluk deyince abi illa gözümüzle görüyoruz. Maalesef işte. Allah'ı da görmeyi öyle zannediyoruz. Renk ve şekilde. Oysa Müslüman Allah'ı görüyor. Görmemek benim acayibime gidiyor. Allah nasıl gözükmez ya? Benim garibime gidiyor. Nasıl gözükmez? İşte... Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kur'an oynası geliyor. Tövbe estağfurullah. Yani. Bir lezzet olmuyor mu ya? Yani zevk alıyorsun manasında kullandım onu. Bir lezzet almıyor musun ya? O nedir peki lezzet? Hazır olanın ortası, o hazır olandan ortaya çıkan huzurdur. Hazır olan yoksa huzur olmaz ki. Ama sen bu zatı ile demeyeceksin tabii. Sıfatları da esmasıyla. Ama bir şekilde Allah'ın sıfatları da Allah'tandır. Esması da Allah'tandır. Yani ben garibime gidiyor ya. Görüyor da görmüyorum diyor. Bu sen Allah da göstermiyor. Bir abi vardı ya, Allah rahmet etsin. Mekan cennet olsun. Musa abi diye. Deccal için diyorlar ki de Allah göstermesin Allah. Hakikaten Allah göstermiyor dedi. Ya. Geldi hala. Allah göstermesin, Allah göstermesin. Hakikaten gelmiş, Allah göstermiyor. Çünkü devam dua ediyor, Allah göstermesin. Oysa gelmiş. Ya gelmişse göstersin ya. Allah görmüyoruz. Niye görmüyoruz? Allah göstermiş. Zaman gösterecek. Ya bu derste tahsiye edilmesi lazım ha. Evet. Bir cisme hayat girdiği vakit küçük bir alem hükmüne getirir. Tamam bak, demek ki cisimde bu sistem var, içerisi. Ampulle elektrik. Şimdi değişti abi, cisme hayat girdi diye bakınca şimdi olay değişti. Yani zannediyoruz ki cisim hayatı değiştiriyor. Evet, hayır, cisim hayattakileri aktif ediyor. Hayatta cismaniyette ne vardı? Bak okuduk ya, cismaniyette bak ne vardı biliyor musun? Bak sana göstereyim. Hayat cisimle hayatlanıyor desek. Ha yani o da olur. Bak şurada. Bak.
en cami, en mühit, en zengin bir ayne-i tecelliyat-ı esma-i ilahiyedir. Ayne-i tecelliyat-ı esma-i ilahi. Ama ölü gibi. Hayat mı giriyor, bunlar aktif oluyor. Cisim, alem hükmüne giriyor. Vücutla cisim farklı şey, beden de farklıdır. Vücut Adem'in zıttıdır. Cismaniyet de maneviyatın zıttıdır. Maneviyat. He, maneviyatın. Ama maneviyatın ifade edildiği zemin. Arkada mıydı? Ha. Adeta kainat şeceresinin bir nevi firistesini taşıyan bir nevi çekirdeği hükmüne geçiyor. Cismaniyet. Bak, adeta kainat şeceresinin bir nevi firistesini taşıyan bir nevi çekirdeği hükmüne geçiyor. Yani şeceri hilkatin çekirdeği cismaniyet. Nasıl bir çekirdek onun ağacını yapabilen bir kudretin eseri olabilir? Öyle de en küçük bir zihayatı halk eden elbette umum kainatın halikidir. Şimdi izahlara geçiyor. Abi bir şey sorabilir miyim? Şimdi bu bir cisme hayat girdiği vakit dedi ya, yukarıda abi, geçtik de. Hayat girmeden önceki mertebesi de cismaniyet değil mi? Cismaniyet. Hayat girdikten sonra alem mi oluyor o zaman bu? Alem oluyor. Alem, evet. Peki, can. Her şey hayattan yaratıldı dedik. Evet. Eğer bunda hayat yoksa, bu o zaman ne oluyor? Mesela her şey hayattan yaratıldı dedik. İlim. Bu başta konuştuğumuz cismaniyet de hayattan bak, yaratılması gerekiyor. Vücuda çıkarken hay sıfatı direkt yapmıyor. Muhyi esmasıyla yapıyor. Gözükenler bizde muhyi yani hayatlı. Hay sıfatın hayatı değil yani. Ama burada da bir şey demiştik. Bütünsel ya, yedi sübuti sıfatın bütünselliği, cismaniyet. Ama malzeme hayat. Ama hayat onları bir alem hükmüne getiriyor ama cismaniyette kudretten de var. İlimden de var, iradenden de var, semden var, basardan var. Mesela cisme bizim bildiğimiz ta hayat girdiği zaman o da bir hayatın bir mertebesi. Aleme dönüşmemiş. Mertebesi gibi. Çekirdek dedi bu mesela. Altına hemen izah yaptı o sokurusu. Çekirdek diyor. Mesela çekirdek ağacın bil kuvvesidir değil mi? Çekirdek ağacı. Ağaç nedir? Çekirdeğin bil fiili. Hayat girmese cismaniyet bil kuvvetir alemleri. Bil kuvve hayat var. Ama cisme hayat girince bil fiil alem oluyor. Öyle dedi ya bak, adeta kainat şeceresinin bir nevi filistesini taşıyan bir nevi çekirdeği hükmüne geçiyor. Nasıl bir çekirdek diyor, bak burada. Çekirdekteki hayatla bak, beni dinle. Çekirdekteki bil kuvve hayat ile ondan çıkan ağaçtaki hayat, bil fiil aynı mıdır? Aynı mertebe midir? Hayatın mertebesi de var. Hayat girmeden önceki cismaniyetteki hayat mertebesi ayrıdır. Bizatihi tecelli ettiği zaman ortaya çıkan ayrıdır. Mesela çekirdekte hayat yok mu? Var. Var. Bil kuvve ama. Rahman yok mu? Rahim var. Ağaçta bütün isimler var ama bil kuvve. Ağaç olduktan sonra o bil kuvvedeki hayat değil ki artık. O bir başka bir mertebesi. Hayatın mertebesi o. Hayatı bir elektrik, sabit elektrik hepsine aynıdır. Buzdolabına da aynı elektrik girer. Çamaşır makinesine aynı gider, ampule de aynı gider. Buradaki değişiklik burada istidattandır. Oralar ise tersidir. Oraya göre giriyor. Hazreti Adem'in hali demiş. Evet. Şimdi izah. Hayatın da en cami aynesi cismaniyettir. Hayatın en cami aynesi cismaniyettir. Çünkü en latiften en uzak cismaniyettir, kesafettir. Yani
Allah'tan en uzak cismaniyet. E o zaman camidir. Çekirdekten en uzak nedir? Meyve. Meyvedir. Meyve en uzak olma hasebiyle en baş içine almış. Peki ortaya geleyim. Çekirdekten uzak yaprak. Yaprağa gelene kadar ağaç, yaprak verene kadar ağacın filistesidir yaprak. Çiçeğe gelene kadar ağacın çiçeğe kadar ki sürecin hulasasıdır. Meyve gelirse meyveye gelene kadar bütün sistemin hulasasıdır. Cismaniyet Allah'ın zıttıdır. Varlık ama zıt demeyeyim en son diye. Zıt derken yani cami olsun diye. Cami olabilmesi için. Yani en kesif, en latif. Onu kastım. Kırmızı perdeye film oynatırsak kırmızı renkleri göstermeyeceği gibi. Evet. Kırmızı tabii ki mesela sinema perdesinin. Hakikaten doğru söyledin. Kırmızı perdeye film oynat, kırmızı araba gözükmez. İsmaniyet'te her şeyimiz. Hepsini cem etmesi lazım ki göstermesi lazım. Evet. Mesela beyaz perdeye, beyaz taksi gitsin gözükmez. Burada renk yok. Renk yok ki. Ancak kenarlarındaki siyahlar o arabayı belirliyor yani. Yani. Hiçbir rengi barındırmıyor. Yani renk. Hiçbir renk yok cismaniyette. Esma ilahi cem etmiş. Çok tuhaf mıyım? Ben de evet, bilmiyorum. Bakacağız, kazıyoruz da. Çin'i bilmiyoruz daha adamı. Yani hepsini gösterebilmesi hasebiyle hiçbir şey olmaması lazım. İşte mecule gelmez. Hiçbir şey. Bir de her şey Allah'ı da cem etmiyor. Allah'ı da gösteriyor. Cem etme suratı. Dışa vuruştu. Esma ilahi. İsmail'in tuhaf değil mi? Peki. Eneyi nereye koyacağız diyecek. İsmail'in içine koyacağız. Koyacağız tabii. Enesiz hiçbir şey yoktur. Yani sirayet etmiş de ene. Eneyle cismaniyetin şeyine ilişkisi nasıl bir var mı? O var tabii. O mesela nur tarafıdır. Yani enenin bir mana var, bir nur tarafı var. Enenin, meculun, nuru Muhammed'inin Allah yönü manadır. Mahlukat yolu, yönü Allah'ın nuru semavat ve ardı. Allah'ın nuru semavat ve ardı maddi hayat-ı Muhammediyedir cismaniyet. Manevi hayat-ı Muhammed'i başka bir şeydir. Ruhaniyattır işte. Perde ilginç oluyor. Perde biraz şey. Hiçbir rengin biraz açtı anlamda. Yani Cebrail de cismaniyettir ha. Onun için çıkamadı değil mi? İlgili Esma tabii. Onda gözüküyor çünkü. Yani en cami o da cami ama en cami en kesif olan. Dedik ya çekirdekten yaprağa gel. Yapraktaki aynadarlık çekirdekten yaprağa gelene kadar sürecin filistesidir. Yapraktan biliyorsunuz daha sonradır çiçek. Çiçek ise yaprağı da içine alıyor. O da cismaniyettir, bu da cismaniyettir. Ama meyve ise artık ondan sonra yoktur. İnsaniyetteki cismaniyet ise daha dip yok, daha kesif yok. Onun için en dibi gidebiliyor. İsrafil aleyhisselam şeceri katın şey miydi? Şeceri hilkattaki arştır, arşın simgesidir. Arş, o da mı? Hayat tabii, mutlu o. Yani o şeceri kat deyip daha üstünde değil değil mi? Bütün aşağıda. Yani onlar vücut haricileri, o yani cesetleri. O da cismaniyette ama. Tabii tabii. Onları düşündün mü? Hayat, hayatın hulasası İsrafil ya. Mikail şuur, kürsün. Azrail ruhsaldır. Arş-ı Azam'ın. O da cismaniyet değil mi? Cismaniyet, o da cismaniyet. Ama meratibi. Ama en kesifi nasıl olduysa burada adam, insan. Ne kıymetliymişiz ya. Acayip bir şey ya. Yani bu el olması için şu. Allah lazım biliyor musun? Allah. Bir doktor dese ki ben bunu tamir ediyorum tamam mı? Allah'ın yaptığını tamir ediyorum ulan ne şerefli. Bu adam nasıl bir numara alır biliyor musun? 10 numaradan 10 alır. Böyle düşünse. Mesela doktorum böbrekçi. Tamam. Diyarınız. Ha eski mesleği. Şimdi Allah'ın yaptığını tamir ediyorum. Vay be ne şeref ya. Böyle düşündüğü anda mane harfi oluyor.
Tak 10 numara alıyoruz. İmam Gazali'ye göre böyle düşünmese sırf tamircisin, araba tamirde farkın yok diyor. Yani bir eşeği tamirden, araba tamir etmek nasıl ki tamirciliktir? İnsanı tamir etmek de tamircilik. Ustad şey, Gazali zanaat diyor. Sanat olursa eşya. Zanaattır diyor, zanaat. Ya hadi bakalım. En uzak olduğundan cismaniyet tüm meratiplere camidir. Aynayı manzaradan ne kadar uzak tutarsanız, tutarsan o kadar görüş çapı geniş olur. Bu buz gibi suyu, H2O ve içine aldığı gibi. Sana bak, ayna. Ne kadar çeker? Şuralar. Şu kadar işte. Şimdi beni de aldı değil mi? Ha, ne kadar uzak tutarsan aynayı, manzarada ne kadar uzak tutarsan şeceri hilkatten, şeceri hilkatten ne kadar uzak tutarsan, şeceri hilkatin dışına çıkarsan, çıkartabilirsen, o kadar görüş çapı o kadar fazla olur. Şeceri hilkatten sonra ne görecek? O zaman cismaniyet şeyi alacak şekilde yerleşmiş. Cismaniyet şeceri hilkatı alacak şekilde olmuş. Gerekli cenab koymuş, hepsini almıştı. İçeride şeceri hilkat ama dışında. Çekim mesela meyve ağacın içinde ama dışında. Şöyle diyeyim bak. Bir tanesi itiraz etti de geçen. Meyve ağacının sonu olduğu için her şeyi alıyor. Baktım itiraz edince anlamıyorum dedim. Şöyle diyeyim. Meyve getirecektim. Çekecek de. Bak tamam. Bak şu. Ağaç hayal edin bir ne olur. Böyle bir şeftali. En uzak deyince insanlar şöyle anlıyor. Ne olur bir bakar mısınız? Şeftali. En uzak deyince dalın en sonuna takılmış anlıyor. Peki dalın ortasına takılsa orta mı diyeceksin meyveye? İnsan böyledir. Şeceri hilkatın içindedir ama en uzağındadır. Otur. Yani son gibi. Göstermesem dayanamayacağım. Gördük abi mahluk oldu ya kafada. Ağaç geldi. Ceviz ha. Gerçek ağaç. Ceviz. Öyle bir sanalda fotokopi, çakma ağaçlarla işimiz yok. Bak. Meyve ağacın en uzağı diyoruz. Hı hı. Şuraya takılmış. Oo, kökten en uzak. Lan, peki buraya takılsan ne olacak buraya? En uzak değil mi? Orta mı diyeceksin? Cevap bir şey. En uzaktan ne anlıyorum? Böyle şaşırıyorum biliyor musun beni? Çok satıyı düşünüyor abi. Böyle heyecanlandırdı beni ha. Her şey santimler. Dedim o zaman dedim böyle düşünenler de var herhalde dedim ya. Yani arkadaşım bu şeftali kabul et veya ceviz. Buraya takıldı, buraya takıldı. Buraya ceviz yok mu? Buraya da var. Aa bir orta ceviz. Yani en son. En son olması için en son. Ha burada olmasa. Bu en son. Bu orta. Mesafe koyacağız araya. Ha sen de bu şeceli hilkat mı? Sen buradasın ha. Senden sonra süreç yok, yaratılış yok demektir. Senden sonra yaratılış yok da bir şey kurulmamış senden sonra. Allah kurmamış daha. Senden sonra bir zuhurat yok, bir sanat yok, bir sistem yok, sistem çalışmıyor. Anladınız mı onu? Beni heyecanlandır abi. Ya senden sonra zuhurat yok, füyüzat yok, tecelliyat yok. Allah'lık hakikati tecelli ettirmiyor. Ama bu gün içinde belki değildir. Öyle mi? He? Yani şöyle yani de bir şey düşününce yani. Şey oldu mu? Nokta gibi ya. İnsan nokta. Zaten noktaya. Nokta. Zaten diyor ya elif ve noktadır diyor. Evet. Yani nokta demek senden sonra bir şey yok. Cümleyi bitirmiş koymuş. En sonsun. Yok başka bir şey ya. Bundan sonra zuhura, tecelliyat yok yapılmamış. Şöyle olabilir mi? Bir orman içerisinde şu ağaç konuşuyor olabilir miyiz? Büyük bir orman içerisinde. Nasıl bir daha söyle? Şimdi bir ağaç ya bu şeceri dikkat. Aslında bir büyük böyle ormanlar var. Sonsuz ormanlar içindeki bir ağacı konuşuyoruz biz şu an. E tabi. Yani sadece buna münasır, yani bu şeceri dikkati yarattı Allah. Haşa oturdu bekliyor falan bakacak neticeye gibi düşünmek de Allah'ın şeyine uymuyor. Ya değil ya. Değil mi? Şeceri dikkat nedir bilmiyoruz ki. Yani sadece bu şeceri dikkat değil belki bundan ormanlar var. Biz sadece biz şeceri dikkat. Tabi yani her bir hücrede bu ağaç var.
Ağacın içinde ağaç var, ağacın içinde ağaç var. İnsan içinde insan var ya. Bir sürü insanlar var. Nihayetsiz insan var insanda. O da senden olsun abi. Tabii. Tırır 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 tırır. Acayip bir şey ya. Bana fıtratın var ya fıtratın. Aynı şeyin içinde nihayetsiz tecelliyatlar var. Hadsiz vücut. Hadsiz vücut diyor. Hadsiz vücut değil mi? Hadsiz şeceri hilkat var. Şeceri hilkatte. Abi tane böyle Cenab-ı Hak da bakıyor tabi estağfurullah böyle. Tamam. Bu böyle değil ya. Böyle bir şey olur mu ya tabi estağfurullah? Başka şeceri hilkatler var mıdır? İçerisinde var tabi. Dışında yani. Diyelim yani. Dişi yok ki koyayım bir tane şeceri. Dişi varsa, şeceri hilkatın dişi varsa vardır. Yok yok. Şecer hikatı konuşuyoruz diye, niye çok konuştuk diye sıradan oldu. Şecer hikatı. Akla yaklaşma, yoksa bir ağaç mı düşünüyor şecer hikatı diye? Osman'a söylersin bunu ya. Ağaç mı düşünüyor, ne yapıyorsun? Yazılımda da Linux çekirdeği var aslında. Yani çekirdek yaz. Yani başka Nur Muhammediler... Linux'un çekirdeği, işletmesinin çekirdeği. Başka Nur Muhammediler, başka künler yok mudur yani? Bitirirsen, bunu bitirirsen var. Benim açımdan değil tabii. Yani. Tabii olsun ama olsun. Büyüklüğüne bak, baktığında... Tabii. Bak şimdi, bir tanesi dedi ki abi cennette ne yapacağız dedi, bitmeyecek mi dedi. Dedim ki yürüdün, bitti. O zaman bana dön, abi bitti ne yapacağız? Bitirirsen yol istersin. Yani bizi bildirirler ama başka şeyler olduğu şundan anlaşılır. Cenab-ı Hak diyor, Kur'an'ın dışında bana Kur'an verilmiştir ama vermeye mezun değilim diyor. Demek ki bizim Kur'an, şeceri hilkatın hulasası ise ona verilen Kur'an bu değil. Biz şeceri hilkattan konuşuyoruz. Bu şeceri hilkatte insanın, insandan sonra bir şey yok mu? Son. Nokta bu. Onun için elif ve noktadır. İnsandan sonra bir tecelliyat, bir zuhurat bu şeceri hilkatte yok. Ama bu mesela demişler ulema, bu kainattan başka, Allah'ın başka kainatları da var mı diye ihtilaf olmuş. Çünkü hadis-i şerif var. Burada İsa, orada da İsa. Burada Musa, orada da Musa. Ama çoğu ulema demiş ki bu alemi misal, alem manadaki, buradaki tecelliyatlar orada aksetmesi manasında demişler. O sorular bize de geliyor. 15. sözde söylüyorum. Yani orada diyor ki, bu kainattan başka kainat yoktur diyor. Ama bunun dışında diyebilmen için dişi olması lazım. Dişi yok ki bunun. Kainatın dışında ne var? Dışı yok, var mı ki? Konuşuyoruz diye ufalttık mı yani biz onu? Konuşamadığımız muamma, konuştuğumuz muayyer. İçin, değil mi? Biraz öyle oldu abi. Devam edeyim. Vücutta tezahüm yoktur. Mesnevi'nin 137. Tezahüm? Zahmet. Yani... Aynı yerde iki tane bir koyamazsın. Bir tane var. Hayır. Bir vücutta nihayetsiz vücutlar koyabiliyorsun. Boyut farkından hiçbir birbirine engel olamaz. Zahmet veremez yani. Engel olamaz. Sıkıntı yok. 137 değil mi abi? 137 ince mesleğinleri. Yani mesela çekirdekte yaprak yok mu? Koku da var, tat var, renk var, çiçek var, meyve var, kütük var. Hayatla cismaniyet, kainat şeceresinin bir nevi filistesini taşıyan bir nevi çekirdeği hükmüne geçiyor. Hayat ile cismaniyet, şeceri hikatın değil, kainatın şeceresinin bir nevi filistesini taşıyormuş. Filiste neydi abi? Tamam yani ne anlayacağız? Filiste, mesela filiste program, çekirdekte olan değil mi? İkisi var değil mi? Filiste evet. Program. Farkı program. Mı? Şimdi program filiste değildir. Maziyi müstakbele taşır. Maziyi müstakbele taşır. Evet. Filist. Program. Tamam. Filist ise, mesela daha çok kitab-ı mubini şey yapar. Maziyi müstakbelden ziyade hazır zamanı.
Mesela şöyle diyeyim. Kitabın filistesi var. Konuları şey yapar ama kitaptan anlayacağın manaların filistesi yoktur. Muayyenlerin filistesi var. Ama muayyen olup da muayyen olmayanlar var. Şöyle diyeyim. Risale-i Nur'da, ilk önce Kur'an'da misal vereyim. Kur'an'da anlattıkları var. O, bu anlattıklarından fazladır anlatmak istedikleri. Bu anlattıkları var filiste. Anlattıklarıyla anlatmak istediklerinin cemi de şey, program. Program daha tafsilatlı. Tabii. Filist daha... Filist şey, onu gösteren yani gözüken. Ama bu satır aralarındaki başka da daha şeyler de var. Çekirdekte ikisi de var diyor çünkü. Genelde filist ve program diye geçiyor. Farkını pek anlamış değiliz. Yani hazırda çıkacak olan var. Mesela diyelim ki şöyle çekirdekte en mükemmeli var bir şeyde. Filist dediyse mesela getirdim Adana şey Kırıkan'daki nar ağacını. Getirdik ağaç verdi Rize'de. Ağaç oldu her şey. Meyve vermedi. Ama filistesi ne var? Şeye, şeyinde var. Programında var. Ama filistesi de yok. Filiste bize bakıyor. Program bize bakmıyor. Yazılım o. Şimdi bunun lisanıyla cevap vereyim. Windows'un yazılımı programdır. Veri tabanları. Filist ise senin kullanım sahaları, sana verilen miktar. Meyvenin içindeki çekirdek itibariyle sana da bakmaz mı ona? Bakar ama bakan tarafı her şeyi bakmıyor. Mesela diyelim ki nar ağacını Rize'ye diktim, ağaç verdi. Her şey tamam, bir meyve vermedi, meyve de ufak oldu, vermedi. Ama programda yok mu? Var. Filiste de yok işte. Dal baktığımızda filiste de yok. Peki, hayat nasıl ki kainatın yüzünde parlak bir sikki-i tevhiddir ve her bir zirruhtayı hayat noktasında bir sikke-i hadiyettir. Görüyor musun bak? Sikkelere bak. Bir daha okuyayım. Hayat nasıl ki kainatın yüzünde parlak bir sikke-i tevhiddir. İki, her bir zirruh, ruh, bu hayat değil bak. Zirruhtayı hayat noktasına, diğerisi kainat noktasındaydı. Hayat noktasına bir sikke-i hadiyettir. Mesela ruh sahibi hayatiyeti itibariyle ehadiyet sikkesidir. Kainat, hayat ise kainat itibariyle tevhid sikkesidir. Yani tevhid Allah'ın birliği değil, sistemin birliği. Yani kainatı bütüne getiriyor hayat. Kainatın bütünlüğü nokta hayat. Mesela vahdet, vahid, tevhid var ya tevhid. Sistemin birliği. Yani vahidiyet bu sistem, bir olan sistemin sahibi. Sahibi bu. Bu sahip değil. Hayat, kainat mesela kainatta levh-i mahfuz var, şey, arş var, cennet var, alem-i mana var, alem-i sal var, bir sürü şeyler var değil mi? Alem 18 bin alem. Bunu bir noktaya cem edersen hayat. Buna ne deniliyor? Sikke-i tevhid. Yani hayat kainatın sikke-i tevhidi. Yani bütün parçaları bütünse tek şey. Hayata bak tek. Parça yok. İçerisine bakın. Tornavidayla çözün, çözemezsiniz. Ruha bakın. Kuş geldi. Mesela ruha bakın. Ruh da hayat noktasında bu da şeydir. Sikke-i hadiyettir. Ruh. Daha inceye gitti. Hayatın her bir ferdinde de bulunan nakş-ı sanat, bak hayatın her bir ferdinde bulunan, ama her bir ferdinde bulunan nakş-ı sanat bir mührü samediyettir. Ve ziyayatların adedince bu kainat mektubunu Zat-ı Hayyu Kayyum ve Vahid-i Ehad namına hayatlarıyla imza ediyorlar. Ve o mektupta tevhid mühürleri ve o mektupta ehadiyet hatemleri, görüyor musun?
mühürleri nasıl kullanıyor. Ve o mektupta Samedi sikkeleridir. Öyle de hayat gibi her bir zihayat dahi bu kitab-ı kainatta birer mührü vahdaniyet olduğu gibi her birinin yüzünde ve simasında birer hatemi ehadiyet konulmuştur. Ne oldu? Bir hareketsizlik kaldınız. Sikkeler, hatemler, mühürler havada uçuştu. Vallahi. Hatem, sikke, mühür. Ortada öyle kafa. Eğer hatem, sikke, turalar bilinmezse gidilmez. Onlar şimdi bir oraya dedi, bir sikke. Şey de bilinmesi lazım. Mühür, delil, burhan, hüccet. Bunlar da bilmesin, bunları çözemezsin. Mühürü hiç şey yapmamıştık ya abi. Sikke. O zaman burada bırakalım. İkin dokundu ya. Hı hı. Bak. Not alın oraya. Bak size şey yapacağım. Beraber yapacağız onu. Bir. Delil, burhan, hüccet. Tamam. Onu çözeceğiz. Bak sıra uyduruk yapmadım. Tamam. Delil, burhan, hüccet. Evet, ondan sonra şey. Mühür, hatem, sikke. Bunları çözmemiz lazım. Çünkü bu çözülmese bu şey aslında bunlar yani yapıldı da aslında çalışmalar var da bir bakın hatırlayacaksınız. Şey de vardı onu yap. Hatem mühürsü şeyler. Var yani ondan ayrılmıyor. Bir daha bakmamız lazım. Bakacaksın. Bu sefer bu ne olacak biliyor musun? Bak. Delil, burhan, hücceti. Sikke, sikke, hatem, mühür. Bunları bildiğin zaman bu ne olacak biliyor musun sana? Bal gibi açılacak. Hmm. Bu sen güleceksin. Allah Allah. Ne demişti şimdi? Mesela bak şöyle diyeyim. Hayat nasıl ki kainatın yüzünde parlak bir sikki tevittir. Anlamadık. Anlamasın tabi Hasan. Çünkü sikkiyi bilmiyorsun. Her bir zirruhtayı hayat noktasında bir sikki ehadiyettir. Hayatın her bir ferdinde bulunan nakş-ı sanat bir mührü samediyettir. Samediyeti şartlar. Sanki Rahman, Rahim şey. Mesela o zaman nedir? O, ve, mektupta tevhid mühürleri. Mektup düşün, Allah'ın mektubu. Tevhid, mühür. Kişiselleşti. Sikki daha genel değil mi? O padişahın bastırdığı şey. Daha bak bakayım. Ehadiyet hatemleri, samediyet sikkeleri. Mesela tevhid mühürdür. Ehadet hatemdir. Samedet sikkedir. Bu durumda ama mektupta. Bu durumda. Mektupta. Değişti. Yukarıda sikke. Sikke evvele bakar abi. Hatem ahire bakar. Ondan sonra şey mühür zahire bakar. Ne kaldı geriye? Tura. Batın kaldı. Tura da var herhalde. Burada tura yok tura da tura var. Tura, tura var. Var batın. Böyle sikke evvele bakar. Bundan eminim. Hatem'in de zaten hatim olarak son kitaplarda da görmüş. Hatem son, o da tamam. Mühür hepimiz kullandığı için zahire bakar. Turra da batın olur. Bakacağız. Bir bakacağız. Bakacağız. Kayıtlara girdi. Sikebe. Zaten hatem. Hüccet de öyle. Delil. Burhan. Hüccet. Ha? Onda da bir tane olması lazım. Var bir tane de vardı. Hatırıma gelmedi de. Delil, burhan, hüccet. Bir tane de vardı. Bir tane de var. 22. sözde olabilirdi bakayım. R'li bir şeydi. Arada R'li var. Ya bu cilt yapma dedim. Kimse yapan ya. Ki yani böyle açılmıyor ya. Bu kadar para da veriyorsun. Olmuyor, yapamıyorlar. Açılmıyor. O arayı biraz geniş tutması lazım muhtemelen. Yani açıldığında o payı biraz fazla tutacak. O kadar da ücret vermişsin. Deli, hüccet, burhan. Üç tane. Üç tane. Yok. Üç tane. Peki, var. Değerli bir şey var.
Peki, burada duralım. El Fatiha.